Selamlar, sevgiler. Bugün kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Bugün çok güzel bir ezogelin pilavı yapıyorum arkadaşlar ve güzel dostlarım. Bugün ezogelin pilavı için yarım çay bardağı, evet, sıvı yağımı koydum tavama, sahanıma diyeyim. Büyük bir sahanım var pilav yapmak için, tencerem var diyelim. Ona koydum ve biraz kızdıktan sonra bir su bardağı arpa şehresi ilave ediyorum. Bir su bardağı arpa şehresini kızgın yağıma döküyorum ve yavaş yavaş kavurmaya başlıyorum. Ve bugün ezogelin pilavımda neler var? Bir su bardağı arpa şehriyesini yarım çay bardağı sıvı yağda buluşturduktan sonra sırada iki tane kapya biber ince ince kıydım ve dörün omuzdan çıkardım. Onları kullanacağım ve iki tane de sivri biberim var. Onları da ince ince kıydıktan sonra onları güzel kavuracağım. Ve sonraki işlemler, bir su bardağı domates suyu var. Bir su bardağı pirinç, bir su bardağı pilavlık bulgurum var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağdan sonra bir su bardağı arpa şehriyemi buluşturdum ve şu anda onları böyle güzel güzel kızdırıyorum, kavuruyorum. Ve iki tane sivri biberim var. Ondan sonra onları buluşturdum. Kapya biberlerim var biraz. Onları buluşturuyorum. Derin dondurucudan yazın kendi kapya biberlerim vardı. Onları böyle koydum. Şimdi böyle ekonomik oluyor sevgili dostlarım benim. Bir su bardağı pirincimi kattım sevgili dostlarım. Ve ardından da bir su bardağı bulgurum var. Ezogelin pilavı yapmak için. Biraz kavrulduktan sonra bir su bardağı yazdan kenara koyduğum domates suyum var. Onu ilave ediyorum ve bu ölçülere karşında 4 veya 5 su bardağı sıcak su katıyorum. Sonra tereyağım var, karabiberim var, tuz işlemlerim var sevgili dostlarım. Ve bunların üzerine güzel kavruldan sonra bir su bardağı domates suyum var. Onu da ilave ettim sevgili dostlarım ve daha sonra biraz kavrulduktan sonra son işlemin karabiber, pul biber, tereyağımız var tekrar. Tereyağı koyacağım. Ondan sonra demlenmeye bırakacağım ve suyum var. 4-5 bardak arası sıcak su kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığının yarısında karabiberim var. Ve yavaş yavaş da son işlemimize geldik. O da sıcak suyumuz kaldı. 4-5 bardak arası sıcak su kullanacağım. Ve 5 bardak sıcak suyumu kullandım sevgili dostlarım. Ve yavaş yavaş da pişmesi için böyle tenceremin ağzını kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Böyle fokur fokur olmasını bekleyeceğim. Bugün ezogelin pilavı yapıyorum. Ezogelin pilavı ve son hamlem ise bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı da şimdi katacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da güzel bir tereyağımı da kattım ve nefis bir ezogelin pilavı yapıyorum. Ana maddesinde biberler var, kapya biber, sivri biber var, domates suyu var, arpa şehriye var, bulgur var, pilavlık bulgur ve pirincim var birer bardak ve baharatlarım var. Yalnız karabiber kullandım. Tereyağım var, bir yemek kaşığı dolu dolu kullandım. Ve yavaş yavaş da pişmesi için bekliyorum. Ve yavaş yavaş da demlenmesi için tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve demlenmeye bırakıyorum. 5 dakika sonra da 5 dakika kalmadan zaten de altını kapatacağım ocağın. Ve demlenmesi için yavaş yavaş bekleyeceğim. Bakalım nasıl bir pilav olacak ki muhteşem. Biraz böyle suyundan tattım. Tadı tuzu yerinde olmuş.